Herkese selamlar. Son bir hafta içinde özellikle göçmenlik bürosuyla alakalı ama kısmen de Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluklarla alakalı bazı gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle göçmenlik bürosunun açıklamış olduğu H1B programında yapılacak köklü değişiklikler, yine göçmenlik bürosunun açıklamış olduğu premium processing yani dosyaların hızlandırılması konusunda yeni form gruplarının, yeni başvuru gruplarının bu premium processing servisine dahil edilmesi meselesi, iltica başvurusu yapan kişilerin çalışma izni başvurusu yapmasıyla ilgili yeni gelişmeler, 2022 DV Lottery, 2022 Green Card çekilişi ile alakalı son güncellemeler, göçmenlik bürosunun yasal statüsü bulunmayan kişileri sınır dışı etme ile ilgili son açıklamaları, göçmenlik bürosunun teklif olarak sunduğu kişilerin green card alacak kişilere sponsor olması durumunda getirilen ekstra yükümlülükler, göçmenlik bürosunun H1 vizelerini ve green card başvurularını yakından ilgilendiren maaşlarla alakalı yeni düzenlemesi. Bugünkü güncellemede kısaca üzerinde konuşmak istediğim konular. Öncelikle göçmenlik bürosunun H1B vizesinde yapmak istediği köklü değişiklikler. Göçmenlik bürosu ve Çalışma Bakanlığı bir araya gelerek H1B vizeleriyle alakalı bir açıklama yaptı. Öncelikle H1B vizesi ne demek? H1B vizesi Amerika'da profesyonel işçilerin çalıştırıldığı ve profesyonel işçilere alınan vizenin ismi. Bu vizeyi alabilmek için mutlaka üniversite derecesi veya üstü bir dereceye sahip olmak gerekiyor. Bir Amerikan şirketinin iş teklif etmesi gerekiyor. H1B vizesi kotaya tabi olan bir vize ve aynı zamanda işverenin işçiye prevailing wage denen o bölgede geçerli olan maaş üzerinden maaş vermesi gerekiyor. Dolayısıyla oldukça fazla düzenlemesi olan ve özellikle Trump hükümeti altında alınması gittikçe güçleşen bir vize haline geldi H1B vizesi. Ama Amerika'da en çok kullanılan vizelerin başında geliyor. Peki Çalışma Bakanlığı ve Göçmenlik Bürosu bu yeni düzenlemede neler söylediler? Öncelikle Çalışma Bakanlığı H1B vizesi için geçerli olan prevailing wage'in yani o bölgede geçerli olan maaş sisteminin bundan sonra daha yüksek maaş üzerinden belirleneceğini açıkladı. Mesela H1B vizesinde kişi tecrübesine göre, işin zorluğuna göre Çalışma Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu 4 seviye maaştan bir tanesi üzerinden işe başlıyor. Çalışma Bakanlığı bu 4 seviyeyi incelerken o bölgedeki yüzdeleri ve istatistikleri göz önüne alarak bu maaşları belirliyor. Çalışma Bakanlığı'nın yeni açıkladığı sistemde bu maaş seviyelerinin ciddi manada arttığını görüyoruz. Mesela önceden diyelim ki bir pozisyon için 35 bin dolarla 65 bin dolar arasında maaş aralığı varsa bu yeni düzenlemeden sonra belki de bu 35 bin çok daha yükseğe çıkacak, 45 bin, 50 bin, 60 bin olacak, 65 bin de çok daha yükseğe çıkacak, 80 bin, 90 bin, 100 bin olacak. Peki neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duydular? Trump'ın baştan beri H1B vizesini best and the brightest almalı, yani en iyiler ve en zekiler almalı diye bir yönelimi söz konusu. H1 vizesini mümkün olduğu kadar bu şekilde yeniden tanımlamaya çalışıyorlar. Tabii bu konu hakkında bizim söyleyeceğim şey H1B vizesi best and brightest'ın aldığı bir vize değil. Sadece minimum üniversite derecesi sahibi olan kişilerin aldığı bir vize. Dolayısıyla kanunu yeniden yazıp sanki H1'ları O1 olağanüstü kabiliyet vizesine benzetmekten ziyade kanunun ruhuna uygun olarak H1B vizelerinin üniversite derecesi veya üstü kişilere verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Peki Çalışma Bakanlığı'nın bu bahsettiği uygulama ne zaman yürürlüğe girdi? Çok enteresan bir şekilde yayınlandıktan bir gün sonra yani 8 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bundan sonra H1B başvurusu yapacak olan kişilerin yeni maaş sisteminden maaşlarının belirlenmesi gerekecek. Bu maaş uygulaması sadece H1B vizesi için değil, aynı zamanda PERM yani Green Card başvurularını da etkiliyor. Çünkü Çalışma Bakanlığı Green Card başvuruları için maaş belirlerken yine bu 4 seviyeden oluşan maaş sistemi üzerinden gidiyor. Dolayısıyla bundan sonra belirlenecek olan Green Card maaşlarının da çok daha yüksek olabileceğini tahmin ediyoruz. Peki bu Çalışma Bakanlığı tarafı göçmenlik bürosu ne söylüyor H1B'deki yeni uygulamalarda? Göçmenlik bürosu da Special Occupation'ın yani üniversite derecesi gerektiren bir pozisyon tanımlamasının bundan sonra daha hassas bir şekilde yapılacağını, bunu yaparken özellikle bir işçiyi
İşe alıp daha sonra üçüncü bir lokasyona gönderen, yani müşterisinin lokasyonuna gönderilen şirketlere ciddi manada bir kısıtlama getirileceğini haber veriyor. Bildiğiniz gibi özellikle IT sektöründe bu şirketlerin H1 çalışanlarını işe alması, ondan sonra da müşterilerinin lokasyonuna gönderip orada servis vermeleri çok uygulanan bir şeydi. Ve Trump hükümeti bununla ilgili ciddi manada bir engelleme yapmak istiyor. Dolayısıyla yeni göçmenlik bürosunun açıklamış olduğu Specialty Occupation tanımları arasında bu kişilerin işlerinin Specialty Occupation olup olmadığı, ayrıca üçüncü parti yani müşteri lokasyonunda çalıştırılan kişilerin aynı zamanda işverenmiş gibi sanki lokasyondaki işveren tarafından H1B ve LSE formlarının imzalanması gibi bir durum söz konusu olacak. Peki göçmenlik bürosunun bu yeni uygulaması ne zaman yürürlüğe girecek? Bunun için 60 günlük süre verildi. Göçmenlik bürosu bu uygulamayı yayınladıktan sonra, ki 8 Ekim'de yayınlaması bekleniyor, 8 Ekim'de yayınlamasından itibaren 60 gün içinde bunun uygulamaya geçmesi söz konusu. H1B dosyalarının değerlendirilmesinde, H1B pozisyonlarının maaş seviyesinin belirlenmesinde ve hatta Perm Green Card başvurularındaki maaşların belirlenmesinde ciddi değişikliklere yol açabilecek olan bu düzenlemenin, hem Çalışma Bakanlığı'nın hem de Göçmenlik Bürosu'nun bu düzenlemesinin çok hızlı bir şekilde bir sürü davaya muhatap olacağını düşünüyorum. Hatta şu anda dava açmak için bir sürü dernek, bizim de üyesi olduğumuz Amerikan Göçmenlik Avukatları Derneği de sıraya girmiş durumda. Bu düzenlemeler kesinlikle dava edilecek ama Çalışma Bakanlığı'nın maaşlarla ilgili açıklamış olduğu kısım 8 Ekim'den itibaren yürürlükte. Ne zamana kadar? Bir mahkeme bunun yürürlüğünü durdurana kadar umarım. Göçmenlik Bürosu ile ilgili diğer güncelleme, iltica başvurusu yapıp da çalışma izni bekleyenlerin durumuyla alakalı. Bilindiği gibi Ağustos'ta geçen bir kuralla iltica başvurusu yapanların çalışma izni başvurusu yapabilmek için iltica başvurusunu yaptığı tarihten itibaren bir sene beklemesi gerekiyordu. Bu konu dava edildi ve KASA ve ASAP, iki dernek, göçmenlik bürosunu dava etti ve mahkeme bu konuda yürürlüğün durdurulması kararı verdi. Kimin için? ASAP üyeleri ve KASA üyeleri için. Bu konuyla alakalı önceki videomda çok detaylı açıklama var. Burada sadece şu bilgiyi vermek istiyorum. Bu davada yürürlüğün durdurulması kararından sonra Göçmenlik Bürosu kendi web sitesinde bununla ilgili bir açıklama yaptı ve ASAP ve KASA üyelerinin 365 gün kuralına tabi olmadığını söyledi. Peki asylum başvurusu yapan kişiler bu kuraldan yararlanmak istiyorsa ne yapmalı? Bir önceki videomda anlattığım gibi ASAP ve KASA'ya üye olarak siz de çalışma izni başvurunuzun daha erken bir şekilde gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Bununla ilgili göçmenlik bürosunun nasıl bir karar vereceği şu anda belli değil. Bu karar çok yeni. Dolayısıyla ASAP ve KASA üyesi olduktan sonra çalışma izni başvurusu yaparken ASAP ve KASA üyeliğinizi ispatlayan belgeleri çalışma izni başvurunuzun içine koyabilirsiniz. Bunu göçmenlik bürosuna gönderebilirsiniz. Daha sonra göçmenlik bürosu bununla ilgili bir karar verecek. Şu konu net değil. ASAP ve KASA üyesi mutlaka mahkeme kararından önce mi olmak gerekiyordu? Yoksa mahkeme kararından sonra da ASAP ve KASA üyesi olunabilir ve bu mahkeme kararından istifade edilebilir mi? Bu henüz belli değil ama bunun olmayacağına dair hiçbir belirti de yok. Dolayısıyla asylum başvurusu devam eden kişiler, asylum başvurusu yaptıktan sonra 150 gün geçtikten sonra bu mahkeme kararından istifade ederek çalışma izni başvurusu yapmayı deneyebilirler. Göçmenlik bürosu ile ilgili başka bir gelişme, yakın zamanda yapılan iki tane anonsla alakalı. Bunlardan bir tanesi Trump hükümetinin özellikle Sanctuary City dediğimiz yasal statüsü olmayan göçmenlere kolaylıklar sağlayan şehirlere baskın yapacağı ve oradaki yasal olmayan kişileri toplayacağı, sınır dışı etmeye çalışacağı ile alakalı bir haber vardı geçenlerde. Bu ICE'ın, yani göçmenlik bürosunun enforcement kolu dediğimiz yasa dışı olan kişileri toplayan, sınır dışı eden kolunun daha ziyade şova yönelik bir hareket olarak bekleniyor seçimler öncesinde. Yani Trump'ın seçmen kitlesine hitap edebilmek için, bakın hala yasal statüsü olmayan göçmenleri topluyoruz diyebilmek için böyle bir olay bekleniyor 3 Kasım seçimlerinden önce. Bunu duyurmuş olalım. Bununla ilgili başka bir gelişme ise ICE'ın yine Amerika'da 2 yıldan az süredir bulunan ve yasal statüsü olmayan göçmenleri expedited removal, yani hızlandırılmış prosedürle sınır dışı etme imkanı var.
Bu özellikle Trump hükümeti tarafından yürürlüğe sokulmuş bir şey. Eğer Amerika'da 2 seneden az süredir bulunuyorsanız ve yasal statünüz yoksa, o zaman devlet sizi hızlı bir şekilde sınır dışı etmeyi düşünebilir, isteyebilir. Bununla alakalı da tekrar önümüzdeki günlerde bir gelişme olabilir. Bu da gelen haberler arasında. Göçmenlik bürosu ile alakalı başka bir gelişme. Amerika'da green card almak isteyen kişilere şahsen sponsor olan sponsorlarla alakalı. Bilindiği gibi bu sponsorlar 864 formu dolduruyorlar. Ne zaman? Mesela evlilik üzerinden bir green card başvurusu olduğunda, aile üzerinden bir green card başvurusu olduğunda, özellikle yakın aile üyelerini Amerika'ya getirmek istediğinizde 864 diye bir affidavit of support diye bir form var. Bu dolduruluyor. Teklif edilen yeni düzenlemede sponsorların sadece form doldurmakla kalmayıp aynı zamanda finansal durumlarını gösteren bir sürü doküman sunmaları zorunlu hale getirilebilir. Peki ne tip bilgiler bunlar? Ne tip belgeler istenebilir? Kredi raporları, kredi skorları, banka ekstreleri ve IRS'ten alınan certified dediğimiz onaylı vergi beyanname kopyaları. Bunları göçmenlik bürosu artık sponsorlardan isteyebilir tarzında bir tasarı var şu anda. Bu yeni bir gelişme, henüz yürürlüğe girmedi ama sponsorların sponsor oldukları kişileri destekleyebilecek durumlarını çok daha ciddi bir şekilde ispat etmeleri gerekecek gibi görünüyor şu anda. Gelelim bu hafta göçmenlik bürosunun bizi en çok heyecanlandıran açıklamasına. Premium Processing, yani dosyaların hızlandırılma servisiyle alakalı yeni açıklama. Premium Processing servisinin ne olduğunu, hangi dosyalarda uygulanabildiğini önceki videolarımdan birisinde anlatmıştım. Oradan detay edinebilirsiniz. Kısaca göçmenlik bürosu her form grubunda, her başvuru grubunda değil ama bazı form gruplarında, bazı başvuru gruplarında göçmenlik bürosuna ödenen ekstra bir ücretle dosyaları hızlandırarak dosyalara 15 gün içinde cevap verebiliyor. Bu başvuruların sayısı oldukça az. Yeni teklif iki şey içeriyor. Birincisi, bu premium processing ücretinin arttırılması. Şu anda bu ücret $1,440. Bu ücreti ciddi manada arttırmayı teklif ediyor bu kanun tasarısı. Ayrıca ve daha enteresan olanı, bu premium processing kapsamına bir sürü başka formu, başka başvuruyu da dahil etmeyi öngörüyor. Bu aslında oldukça güzel bir gelişme denebilir. Çünkü premium processing bazen çok etkili, çok faydalı olan, özellikle durumu sıkışık olan, hemen belirlenmesi gereken durumlarda çok kullanılan bir metot. Dosyaların bazen göçmenlik bürosunda 3 ay, 5 ay, 6 ay beklediği durumlarda premium processing getirilen dosyalarda 15 gün içinde bu dosyalara cevap almak mümkün olacak. Dolayısıyla bu değişiklik oldukça güzel. Hem de göçmenlik bürosunun bütçe kısıtları nedeniyle getirilecek olan bu ekstra servisin göçmenlik bürosunun bütçesine olumlu katkıda bulunacağını düşünebiliriz. Peki yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? Bu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ile alakalı bir bilgi şu anda yok. Fakat teklif edilen formlar şunlar. I-140 başvuruları, ki Immigrant Visa Petition dediğimiz Green Card başvuruları. Bu başvuruların bir kısmında, 140'ların bir kısmında zaten Premium Processing vardı ama bir kısmında yoktu. Dolayısıyla bu Premium Processing olmayan 140 başvurularında da Premium Processing servisinin getirilmesi söz konusu olacak eğer bu düzenleme yürürlüğe girerse. Onun dışında I-539 formu, ki kişilerin Amerika içinde statü değiştirmesine yarayan form. Her türlü B1, B2 uzatması, F1 uzatması, vizeli kişilerin eşlerinin statülerini uzatması veya değiştirmesi çok sık kullanılan bir form. Principal applicant dediğimiz kişinin kendisinin başvurusunun premium processing'e çevrilmesi çoğu zaman mümkün olduğu halde eşlerin, dependentların başvurularının premium processing'e çevrilmesi mümkün değildi. Bu yeni düzenleme bunu da beraberinde getirebilir. Bu da tabii birçok kişi açısından çok olumlu olacaktır. Özellikle göçmenlik bürosunun bazı dosyalara 6 ay, 8 ay, 10 ay geri dönmediği düşünülürse ekstra bir ücret ödeyerek buna 15 günde geri dönmeleri gerçekten çok olumlu bir gelişme olacaktır. Yine çok önemli bir form grubu premium processing getirilecek olan I-765, yani çalışma izni. Çalışma izninde de ciddi süreler söz konusu. Çoğu zaman 3-4, hatta bazen 6 aydan önce çalışma izniyle alakalı bir cevap alamadığımız durumlar oluyor. Eğer çalışma izinlerine premium processing getirilirse 15 gün içinde çalışma izni almak söz konusu olabilir. Bu da gerçekten çok önemli bir gelişme. Yeni düzenleme premium processing ücretinin $1,440'dan $2,500'a çıkartılması gerektiğini ama bazı başvuru gruplarında bu ücretin biraz daha aşağıda olabileceğini öngörüyor.
Bunun detayına şu anda çok fazla girmek istemiyorum çünkü değişebilecek rakamlar. Ama önemli olan şey özellikle bu dosya gruplarında, yani 140, 539, 765 dosya gruplarında premium processing servisi gelirse gerçekten çok avantajlı bir şey olacak. Ayrıca yeni düzenleme premium processing servisinin getirilebileceği formları bununla kısıtlı bırakmıyor. Göçmenlik bürosu gerekli gördüğü ölçüde başka formları da premium processing service fee ödenerek hızlandırabilir diyor. Bu da oldukça güzel bir gelişme. Bu konuyla ilgili güncellemeleri, gelişmeleri duyurmaya devam edeceğim. Göçmenlik bürosu ile ilgili gelişmeleri duyurduktan sonra iki gelişme de Dışişleri Bakanlığı ile alakalı. Bunlardan bir tanesi DV Lottery 2022. Yani 2022 Green Card çekilişi. 7 Ekim 2020 tarihinde DV Lottery dosyaları için kayıtlar başladı. Bu 10 Kasım'a kadar devam edecek. Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden DV Lottery için başvuru yapılabilir. Bu başvuru oldukça basit bir başvuru. Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yapılabiliyor. Önemli olan bilgileri doğru girmek. Bilgileri doğru girdiğinizden emin olun. Bazen kişiler o nasıl olsa gelmeyecek diye işte eşini, çocuğunu yazmadığı durumlar söz konusu oluyor. Bunların mutlaka yazılması lazım. Çocuklarınız Amerikan vatandaşı olsa bile mutlaka yazmanız lazım. Bu tip basit hatalara düşmeden bütün bilgileri doğru bir şekilde yazarak başvuruya katılabilirsiniz. Son günlere kalmamak önemli çünkü 10 Kasım son tarih ama son günlerde genelde sistemin kilitlendiği oluyor. Çok fazla yoğun başvurudan dolayı. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde başvurularınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Son gelişme yine Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluklarla alakalı. Bu hafta içinde Ankara Sanayi Odası'nın ve Amerikan İstanbul ve Ankara Ticaret Ateşelikleri ve Vize Servisi'nin dahil olduğu bir sunum vardı. Orada ben de Türk iş insanlarına Amerika'da nasıl şirket kurulur, vergilendirme mevzuatı nasıldır, bunlarla ilgili bir sunum yapma fırsatını buldum. Burada konsolosluk görevlilerinin yapmış olduğu açıklamalara göre şu an itibariyle E1 ve E2 vizeleriyle ilgili herhangi bir gelişme yok konsoloslukta. Hatta bütün konsolosluk görevlileri bu sunuma kendi evlerinden katıldılar. Konsoloslukta mutlaka çalışanlar vardır, zaman zaman oraya giden çalışan ama özellikle yetkili kişilerin mümkün olduğu kadar COVID nedeniyle evden çalıştıklarına şahit oldum. Ayrıca bu hafta içinde İstanbul Konsolosluğu'na bir E2 müracaatı yaptık. Gelen cevabı e-mailde şu anda konsolosluğun E1 ve E2 vize departmanının kapalı olduğu, dolayısıyla başvuruyu kabul etmedikleri ve konsolosluk açıldığında, vize departmanı açıldığında bütün başvurunun güncellenerek tekrar gönderilmesi gerektiği ile alakalı bir e-mail aldık. Şimdiye kadar böyle bir duyuru vize başvurusu yapanlara verilmiyordu ama bu güncel bir bilgi, bizim yeni ulaştığımız bir bilgi olmuş oldu. Bunu da belirtmiş olayım. Yani E1-E2 vizesi müracaatı yapanlar Mart 2020'den bugüne kadar ve dosyasına bakılmayanlar konsolosluk açıldığında, vize bölümü açıldığında E1-E2 dosyalarını tekrar güncelleyerek yeniden vize departmanına sunmak zorunda kalacaklar. Tabii şu belli değil, herhangi bir öncelik sıralaması olacak mı, olmayacak mı, kim neye göre randevu alacak, bunlar belli değil. Konsolosluğun vize departmanının ne zaman açılacağı da belli değil. Ama gelişme oldukça, güncelleme oldukça bildirmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer videolar yayınlanır yayınlanmaz haberiniz olsun isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlgi duyacağını düşündüğünüz kişilere yönlendirebilirsiniz. Konuştuğum konularla alakalı sorularınız varsa, tecrübeleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanal son zamanlarda sadece bana soru sorulan bir yer değil, aynı zamanda kişilerin Amerika vizeleriyle ilgili yaşadıkları tecrübeleri paylaştıkları bir platform haline gelmeye başladı. Ben de bundan oldukça memnunum. Herkesin bu konudaki katkısı bizim için çok iyi. Çünkü hepimiz bu dönemde yaşayarak, okuyarak, tecrübe ederek öğreniyoruz. Tecrübeleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Belki de bu bize aynı zamanda sizin tecrübeleriniz yol gösterebilir. Çünkü bu göçmenlik bürosu hakikaten yaşanarak, tecrübe edilerek öğrenilen bir alan. Özellikle uygulama bölümü, özellikle konsolosluklar ve mülakatlar bölümü. Bu konuda siz de yorumlarınızı paylaşarak kanala destek olabilir, bizim bilgimizin artmasına, izleyicilerimizin takip edenler bilgilerinin artmasına vesile olabilirsiniz. Herkese çok teşekkürler ve görüşmek üzere.